Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an terk edilmiş eve gidiyoruz. Biraz korkunç. Bir hane olmuş buralar. Evet, baksana perdeler falan mahvolmuş. Burada korkuyorum ya. Korkunç bir şey yoktur, değil mi? Bilmiyorum, gece çığlık sesleri geliyor. Ya bir de yakınlarda mezarlık var ya hemen. Orada çıkışta hemen mezarlık var. Mezarlığa yakın bir yerde. Mahpuzele falan. Evet, bakar mısınız? Yağmur falan yağmadan hemen gitmemiz lazım. Çok korkunç. Evet, bakar mısınız? Duvar ne kadar ayrılmış. Buradan var ya fare ya da yılan. Değişik hayvanlar da çıkabilir, akrep falan olayı. Ama kapı çok takılmış ya. Of, benim gücüm yetmeyecek sanırım. Aa. Gücüm yetmeyecek. Arkadaştan yardım isteyeyim ben. O sırada biraz bekleyelim. Evet, arkadaşın yardımıyla açtık kapıyı. Çok böyle sessiz. Evet, bakar mısınız? Yıllardır kullanılmayan, terk edilmiş ev. Bunlar çok hüzün gerek. Evet arkadaşlar. Bu pencerenin böyle olması gerçekten çok üzücü bir durum. Burada yaşayıp ölenleri Rabbimiz rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele eylesin. Bakar mısınız? Evet, her yer sağlam, hiçbir yer yok resmen. Belki buralarda ne mutluluklar, ne güzellikler, ne heyecanlar falan filan, neler neler oldu bitti. Bakar mısınız? Burada durmamız bile aslında çok tehlikeli. Evet, görüyorsunuz. Bakın bu koltuklar belki ne kadar güzel, ne kadar mükemmel. Nasıl zevkle beğenilerek alınmıştı. Burası sanırım mutfak falan tarzı bir şey. Böyle bir tezgah var. Evet, ne hayaller, ne umutlar geldi, geçti kim bilir. Evet. Aslında bakın manzarası ne kadar güzelmiş. Bir sürü bütün evler görünüyormuş. Böyle değişik hissettim. Tuhaf. Çatısı falan şu an çok fena, yıkılacak gibi. Bizim burada kalmamız, şu an durmamız bile tehlike. Bakın her yer çok fena. Evet, burada da bir tane daha koltuk. Bu odalar var. Burası oda mı bilmiyorum. Bakacağız sırayla. Sağdan başlıyoruz her zamanki gibi. Yerleri de çekerek ben göstereyim hemen. Şu an konuyu biraz bozacağım. Ben şu kapıdan biraz korkmuştum. Sonra kuzen oradan pat çıktı. Daha çok korktum da. Şu an değişik. O kadar hüznün üzerine bayağı koptum yani. Neyse, konumuza dönelim. Bakın bu şekilde. Yani bir iki zıplasak tamam. Burası yıkılacak şekilde. Hatta burada çağlalar, kayısılar falan vardı. Böyle aşağı asılmam gerekiyordu. Güvenemedim. Hepimiz birlikte uçabiliriz aşağıya. Evet, bu kapıdan bakalım burada neler var. Oo, çok fena. Orayı göstermeden önce minik burayı göstereyim. Buraya minik diyorum. Ama siz şu an ne miniye diyeceksiniz de sıradakini gördükten sonra haklı olduğumu söyleyeceksiniz. Bakın her yer çok fena. Gerçekten biz tehlike üzerinde duruyoruz şu an. Evet. Bu arada eskiden
Tavanlar bu şekil. Tabii şu an ne hale gelmiş. Bakın, duvar tamamen gitmiş. Daha uzakta alayım sizi. Her yer çok fena. Neyse arkadaşlar, yavaş yavaş çıkıyorum. Son odaya da gidelim. Şu an sadece diyeceğimiz şey, burada yaşayıp vefat edenleri Rabbimiz rahmet eylesin. Şu an yaşayanlara da Rabbimiz hayırlı mutlu ömürler versin diyelim. Bu arada burayı bağlamışlar. Neden bağlı acaba? Geçmek yasak falan mı? O kadar yıkılacak durumda mı? Neyse, Allah'tan çıkarttık. Belki çocuklar yapmıştır. Şurada ne var? Evet. Gördüm. Evet, kuşlar bile buraya girip yuva yapmışlar. Bakın her yer çok fena. Gerçekten terk edilmiş. Harap ediyoruz ya. O tabir tam buraya. Tabii ben şu an camlara falan basıp gidiyorum. Farkında olmadan. Böyle işte arkadaşlar, hayat, ömür bu kadar hızlı. Kim bilir ne mutluluklar, ne güzellikler, ne sevinçler yaşandı buralarda. O yüzden sevdiklerinizin, büyüklerinizin, çocuklarınızın hepsinin kıymetini bilin. Ona göre davranın. Hayatı ona göre güzel güzel yaşayalım inşallah. Bakın buranın tavanı biraz yapılmış. Belki şu şekilde olduğu için. Aa, böyle yaptık. Mutluluğu, heyecanı da ayrı yaşanmıştır. Ama bu bile ne hale gelmiş. Hiçbir şey kalmamış. Burada yaşanacak durum yok. Maalesef şu an çekim yaparken bile tehlikeli. Hızlıca çekim yapıp gitmemiz lazım. Yerleri gösterdim ben size. O sıralarda tabii ki yerler de bu halde. Aşağıda da ev varmış. Yani burası iki katlı falan bir yer. İşte ben sadece şu an üst kattayım. Yani aşağıya uçabiliriz. Çok korkunç. Neyse arkadaşlar, artık yavaş yavaş gerçekten çıkıyorum mecburen. Çıkmamız lazım. Uzun süre kalmamak gerekiyor. Bir de yan taraf bitişiğindeki evde tamirat olayları var. Keserler falan filan. Bakın burası ne hale gelmiş. Keser darbeleri falan filan derken burayı da etkileyebilir. Kaçalım. Biraz korkunç geldi ama içinin detayı sadece korkunçmuş. Öcüler, canavarlar yok ama evde hiçbir hal kalmamış. Kapıyı yine de kapatalım. Sonuçta ev sahipleri kapatıp gitmiş. Sonuçta şu an maalesef hayat çok kötü. Sinerji falan olayları var. Neyse, çıktık arkadaşlar. Duvarlar bu şekildeydi. Şu an yere basmakta bile zorlanıyoruz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi günler.